Önce neden siyah baktığımı bugün açıklayacağım. Hatta daveti aldığımda Ali abiden şöyle bir şey yazmıştım. Bugüne kadar hiç anlatmadığım bir şeyi anlatacağım dedim. Bugün biraz özel hayatımı anlatacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten şu anki dünyayı anlamak için bazı şeyleri daha iyi anlamak gerekiyor. Algoritmalar çağında bireyi anlatacağım arkadaşlar. Benim işim bu arada veri. Ben veri okuyorum arkadaşlar ama verinin arkasındaki sosyal şeyleri anlamaya çalışıyorum. O derin dalgaları çözmeye çalışıyorum. Algoritmalar ne arkadaşlar? Herkes geleceği konuşurken robotlardan bahsediyor. Muhtemelen şöyle konuşmalar sürekli duymuşsunuzdur. İşte 5 sene sonra işlerinizin %30'unu robotlar alacak vesaire. Ve bunlar kuvvetli ihtimalle doğru arkadaşlar. Ama ben çok fazla sizi robotlarla korkutmak istemiyorum. Çünkü benim yaptığım araştırmalarda robot dediğimizde korkuyor musunuz diye soruyoruz tüketicilere. Kimse korkmuyor. Hiç kimse. Çünkü 5 sene sonra Türkiye'de oho kim öle kim kala. Dolayısıyla Türkiye'de robotların hiçbir etkisi yok. Çünkü biz bir bugün varız, biraz da yarın varız. Konumu hala geçemedim. İngiltere'den bir tane CEO gelmişti bir bankaya. Bu yine konumuzun dışında bir bankanın CEO'su. Bana şey dedi, niye çocuk mevduatı satamıyoruz biz ya bu ülkede? Şey demiştim, çocuk mevduatı ne? Bebeğiniz oluyor. Bankacı gelip diyor ki, bak bu bebek çok zeki. İleride kesin Harvard'a gidiyor. Tamam mı? Gelsen paranı biriktir. Bunu Türkiye'de satamıyorlar arkadaşlar. Ben ona demiştim ki, bak şimdi buradan ayrılacağız. Sen akşamda akşam yemekte buluşalım diyeceksin. Ben sana diyeceğim ki inşallah. Sen 3 ay sonra diyeceksin ki 3 ay sonra yeniden geleceğim. Ben diyeceğim ki 3 ay sonra kim öle kim kala. Yani düşünsenize İngilizce çeviriyorum. After 3 months who lives who dies. Adama dediğim anda titreme geliyor arkadaşlar. Adam 5 yıllık planıyla gelmiş. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar bir robotları birazcık unutalım. Ben bugün sizinle robot konuşmayacağım. Ben algoritmalar konuşacağım sizinle. Çünkü algoritmalar şu anda hayatınızda varlar. Yani öyle 5 sene sonra falan gelmeyecekler ve hayatlarınızı çok derinden etkiliyorlar arkadaşlar. Ama bu çok fazla araştırma yapıyorum. Algoritma bireyleri nasıl etkiliyor? Ve içgörülere ulaştıkça, ulan dedim bu çok dejavu, ben bunları yaşadım. Hem de 20 yıl önce yaşadım ve algoritmada yoktu. Onun için bugün birazcık özel hayatımla başlayacağım. 20 yıl önce yaşadıklarımı size anlatacağım. Siz de şu anda başınıza geleni daha iyi anlayacaksınız diye umuyorum. Böyle bir ülkede doğdum arkadaşlar. İsmi Yugoslavya, hatta tam ismini okuyayım. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti. Komünist olarak doğdum arkadaşlar. Mecburen. Çünkü Yugoslavya'da doğan herkes komünisti arkadaşlar. Yani bu Allah belalarını versin komünistlerin diyorsunuz ya, onlar benim, biziz arkadaşlar. Dolayısıyla komünist olarak doğmak zorunda kaldım. Bu ülkenin her çocuğu gibi arkadaşlar komünizm ideolojisiyle harmanlanmış bir eğitimden geçtim. Babam yazardı, çok sayıda kitabı vardı. Annem öğretmendi ama babamın yazarlığından dolayı zaten siyasetin çok fazla içinde vardım arkadaşlar. Dolayısıyla o 70'lerden başlayan, bugün 90'ların sonuna kadar o tüm dönüşümün içinde, o siyasi dönüşümün içinde vardım. Böyle sembollerimiz vardı. Kırmızıyı çok severdik, onu söyleyeyim arkadaşlar. Her şeyimiz kırmızıydı. Yugoslavya tüm diğer komünist ve Doğu bloku ülkeleri gibi muhteşem bir gelecek sözü veriyordu arkadaşlar. Çünkü sınıflar kalkacaktı arkadaşlar. Devlet her şeyi sizin adınıza planlayacaktı. Devlet her şeyi benim adıma planlıyordu. Ailemle yaşadığım ev, ki kardeşim de burada şu anda, ailemle yaşadığım ev arkadaşlar devlet tarafından veriliyordu. Satın alma şansınız yoktu. Her şeyin sahibi devletti. Ve devlet size bir ütopya sözü veriyordu. İnanmak zorundaydınız arkadaşlar. Hiçbir şey ütopik değildi. Çünkü devlet bir şeyleri planladığı zaman tek çamaşır makinesi alabilirdiniz. Yerde yaşayabilirdiniz. Çünkü bunların hepsini size devlet verirdi arkadaşlar. Ve haliyle çok bir yaratıcı bir dünya yoktu. Ama bunun ütopik bir dünya olduğuna inanmak zorundaydınız. Çünkü devlet size inanın diyordu. Dolayısıyla başka bir çareniz yoktu. İnanın diyorsa inanın oluyordu. Dolayısıyla bir post-truth dediğimiz gerçek ötesi bir gerçeğe inanıyorduk arkadaşlar. Çünkü sistem bize bunu söylüyordu. Bu da babamın kitapları bu arada. Çok kitabı var. Hala sahaflarda bulunabilen. Bu kırmızı olan, şu anda bunu anlattığımı duyarsa çok kızar bana. Sistemin gereği yazdığı kitap, ana yüreği. Kırmızı renginden anlaşılacağı üzere. Bayağı devletin resmi ideolojisinin gerektirdiği şekilde yazılmış bir kitap arkadaşlar. Ama Bir Mehtaplı Gece'yi de onun sevdiği kitaplarından bir tanesi. Onu yazabilmek için önce kotanızı doldurmak zorundaydınız arkadaşlar. 80'lere kadar bu böyle gitti. Devlet neye inanmanız gerektiğini, nasıl inanmanız gerektiğini, nasıl davranmanız gerektiğini zaten size söylüyordu ve siz ona sadece uymak zorundaydınız. Ben arkadaşlar her komünist çocuk gibi 8 yaşından sonra piyoner oldum. Piyoner arkadaşlar çocuk asker demek. Yani hepimize böyle şapkalar verirlerdi. Kırmızı böyle şeylerimiz vardı, fulvarlarımız vardı ve gençlik örgütünün bir alt şeyiydik. Silah eğitimi alıyorduk 8 yaşında.
Çünkü yarın öbür gün Amerika gelip de ülkemize saldırırsa o silahlarla Amerika ile savaşmaya hazırlanıyorduk. İnanıyorduk buna arkadaşlar. Silahlar da 1960'tan kalma silahlardı arkadaşlar. Ama inanıyorduk arkadaşlar, inanıyorduk. Yani böyle bir dünya var, biz dünyayı değiştireceğiz. Biz piyonerler, öncü güç olacağız. Bakın bu da benim bir fotoğrafım arkadaşlar. O zaman sisteme pek uymakta zorlanıyormuşum gibi bir resim var orada. O da benim arkadaşlar. Muhteşem bir şey ya. Düşünsenize öyle bir sistem ki arkadaşlar. Hiçbir şey düşünme. Devlet senin için zaten düşündü. Devlet inanman gereken tüm gerçekleri zaten bulmuş. Sen çok sorun sorma. Peki 80'ler geldi arkadaşlar. Bu Tito. Tito vefat etti. Tito vefat edince arkadaşlar bizim sistem tamamıyla yıkılmaya başladı. Çünkü Tito'nun özelliği şuydu. Batı ile Doğu arasında dengeyi tuta tuta iki taraftan da para almasını bilen bir adamdı. Oradan da alıyordu, buradan da alıyordu. Sonra biz o paraları, kredi burada tabii. O paraları biz güzelce bir yedik arkadaşlar. Hiç kimse çalışmıyor ülkede. Tamam mı? Böyle oturmuşuz çalışmıyoruz arkadaşlar. Bu arada ülkeye döndüğümüz, ben hala oranın vatandaşıyım, hala kimse çalışmıyor. Onu da size söyleyebilirim. Alışkanlık arkadaşlar, kimse çalışmıyor. Dolayısıyla Tito öldüğünde arkadaşlar bütün sistem yıkılmaya başladı. Çünkü artık o paraları, o borçları ödemenin zamanı gelmişti arkadaşlar. Ve biz arkadaşlar 80'lere geldiğimizde her şey yıkılıyor arkadaşlar. Her şey. Ekonomik sistem diye bir şey kalmamış durumda ama inanmamız gereken gerçeklerin hiçbirisi değişmemiş. Hala sorgulamak yasak. Babam o dönemde sistemi sesli bir şekilde sorgulamaya başlayan yazarlardan bir tanesi. Sorguladı. Ondan sonra başımıza bin bir tane bela geldi. Önce babam halk komisyonları önünde yargılandı. Sonra işten atıldı. Sonra annemi işten attılar. Hayatımız tamamıyla kaydı. Kimse bu hikayeyi bilmez bu arada. Ama sorgulayamazdınız arkadaşlar. Yasaktı. Toplumun sahte bir versiyonu vardı. Ve siz buna inanmakla mükelleftiniz. Sorgulamak yasaktı arkadaşlar. Sonra ne oldu? Ah bakın, sorgulanması yasak olan bir ülke daha. Onu da tanıtayım size. Arnavutluk. Komşumuz. Arnavutluğu Enver Hoca arkadaşlar yönetiyordu. Ve Enver Hoca ülkeye girişi ve çıkışı yasaklamıştı arkadaşlar. Ülkeye giriş ve çıkış yasak. Ve bütün Arnavut milleti dünyanın en büyük gücü olduğuna inanıyor. Çünkü çıkamıyorlar. Ve arkadaşlar Enver Hoca diyor ki bu ülkeyi korumalıyız ve karar veriyor. Diyor ki sığınaklar yapacağız. Her kilometre başına 6 sığınak yapıyorlar arkadaşlar. Sığınakları yıkamadıkları için gidin hala sığınaklar duruyor. Şu anda 173.373 sığınak var ülkede. Kilometre başına 6 sığınak. Çünkü muhteşem bir ülke, dünyanın en büyük gücü kendisini korumak zorundadır arkadaşlar. Ve buna inanıyorlar. 90'larda anladılar öyle bir durumun olmadığını, böyle bir durumun geçerli olmadığını. Şimdi, sonra arkadaşlar bütün şey değişti. Berlin Duvarı yıkıldı arkadaşlar. En önemli olgu. Çünkü Berlin Duvarı neydi arkadaşlar? Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce şey vardı. Sovyetler Birliği'nin ordusu Doğu Blok'ta bir yanlış karar verirse size müdahale etme hakkına sahipti. Doktrin buydu. Macaristan'a müdahale ettiler, Çekoslovakya'ya o zaman müdahale ettiler. Ama ilk defa Doğu ve Batı Almanya birleşecek dendiğinde Gorbaçov ben müdahale etmeyeceğim dedi. Bu arkadaşlar özgürlüğün başlangıcıydı bizim için. İlk defa şey demeye başladık. Vay be, galiba özgürleşiyoruz, galiba özgür olacağız. Biz de dünyayla entegre olacağız. Biz de dünyayı olduğu gibi yaşamaya başlayacağız. Biz özgürlüğü beklerken arkadaşlar Yugoslavya'da gerçek bize şöyle döndü. 5 tane iç savaş olarak döndü. Önce Slovenya'da başladı, sonra Hırvatistan'a kaydı, sonra Bosna katliamları oldu, sonra Kosova, sonra Makedonya vesaire böyle devam etti arkadaşlar. Özgürlük maalesef, özgürlüğün bize bedeli ve bana bedeli. Ben 5 tane iç savaş görmüş oldum kendi ülkemde. Artık o ülkem yok. 5 tane iç savaş gördüm o ülkede ve bu özgürlüğün bedeli de bu oldu. Ama ben çok sıkılmıştım arkadaşlar. Şundan sıkılmıştım. Her şeyin, tüm gerçeklerin bilindiği, hiçbir şeyin sorgulanamadığı bir dünyada yaşamak istemiyordum. Bu post-truth dediğimiz, gerçek ötesi gerçek, olgusal gerçek dünyasında yaşamak istemiyordum. Tüm cevapların verildiği bir dünyada yaşamak ister misiniz arkadaşlar? Ama biraz sonra yaşadığınızı anlatacağım size. Tüm cevapların verildiği bir dünyada yaşamamak için, daha çok soru sorabilmek için, sorularıma daha çok soru ekleyebilmek için, cevap bulmak için değil, dünyayı gezmeye karar verdim. Ve ona yakın ülkede yaşadım. Budapeşte'de yaşadım, Prag'da yaşadım. Öyle turist olarak gitmedim, senelerce yaşadım. Cleveland'da yaşadım, Türkiye'ye geldim vesaire. Ve bu sürecin içinde sadece sorular ekledim hayatıma. Hiç cevap aramadım. Daha çok soru sordum. Sonra 90'lara geldik arkadaşlar. Bence en müthiş 10 sene arkadaşlar.
Ben buna son Mohikanlık dönemi diyorum. Kuvvetli ihtimal çok 90'lı kişi vardır burada. Çünkü gerçek hala çok değerliydi o zamanlar. 90'larda başladı, 90'ların sonuna kadar gitti arkadaşlar. Ve ben gerçeğe açtım ama gerçeği bulmanın peşinde değildim. Daha çok soru sormanın peşindeydim. Sonra 2000'ler geldi. Şimdi ben size 2000'lerin size ne yaptığını anlatacağım ve bakalım benim yaşadıklarımla sizin şu anda yaşadıklarınızın arasında bir benzerlik var mı? 2000'lere gelince arkadaşlar dijital devrim oldu. Ve biz gençlere sorduğumuzda niye sosyal medyaya giriyorsun sorusunu sorduğumuzda mütemadiyen bize özgürlük dediler. Soru soruyorum, sosyal medyada kaçınız özgür olduğunuza inanıyorsunuz? Elleri göreyim, süper. Doğru yerdesiniz. Çünkü arkadaşlar sosyal medya ya da dijital ya da veri dünyası arkadaşlar algoritmalarla kontrol ediliyor ve algoritmaların tek bir görevi var. Önce bizim hayatımızı kolaylaştırmak için geldiler. İyi amaçları vardı. Bugün algoritmaların tek bir amacı var arkadaşlar. Sizi daha öngörülebilir hale getirmek. Dünya öngörülebilirlik üzerine çalışmaya karar verdi. Yani sizi öngörürsem, ne yapacağınızı doğru bir şekilde anlarsam ve hatta daha da ileriye gidip sizi öngörülebilir kılmak için tüm davranışlarınızı etkilersem dünya stabil olur inancıyla yürüdük arkadaşlar. Çünkü pazarlama için arkadaşlar sizin tüketicinin öngörülebilir olması bizim markaların hayatta kalması demek. Ve algoritmalar artık arkadaşlar tümüyle hayatınızı kontrol ediyorlar. Ama bu kontrole geçtikten sonra bir şey fark ettiler arkadaşlar. Basit bir beyin kusuru fark ettiler. Onu şimdi anlatacağım ve bu beyin kusuru üzerinden hayatımızdaki o kontrol seviyelerini ciddi şekilde arttırdılar. ELISA testi var arkadaşlar. 60'larda MIT Üniversitesi'nde yapılan bir test. Bir psikiyatrist diyor ki, bir yazılıma döndürebilir miyim psikiyatriyi? Doktoru aradan kaldıralım, hasta gelsin derdini anlatsın. Bilgisayar her şeyi tarasın, en doğru çözümü bulsun, doktor hiç arada olmasın. Tabii 60'larda yazılımda bu kadar gelişmiş değiller. Beceremiyorlar ve sonra sadece şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Anlattığınız derdi, anlattığınız cümleyi sadece soru şekline döndüren bir yazılım yazıyorlar. Benim erkek arkadaşım çok kalbimi kırdım, bundan dolayı çok mutsuzum. Erkek arkadaşım kalbini kırdı diye mi çok mutsuzsun diyen bir yazılım. Tek yaptığı şey sizi size dinletmek. Sizin söylediğinizi soru şekline döndürüp sizi size yansıtmak arkadaşlar. Yüzlerce hasta üzerinden test yapıyorlar. %90'ı iyileştiğini söylüyor. Beynimizde bir problem var arkadaşlar. Kendimizi dinlediğimiz zaman, kendimizi kendimize yansıttığımız zaman iyi hissediyoruz. Ve algoritmalar bunu fark ettikleri anda arkadaşlar, sizi daha öngörülebilir hale getirmek için sizi yansıtmaya başladılar. Önce özgürce giriyorsunuz o sosyal medyanıza, davranışlar sergiliyorsunuz, algoritma bunu biriktiriyor, anlıyor. Ondan sonra hoşlanacağınız ya da size benzeyen her şeyi size göstermeye, hoşlanmayacağınız hiçbir şeyi de size göstermemeye başlıyor. Ve bir zaman sonra arkadaşlar sadece kendinizi duyduğunuz ve gördüğünüz bir dünyada yaşamaya başlıyorsunuz. Biz onlara arkadaşlar yankı odaları diyoruz. Hepimiz arkadaşlar özgürlük için girdiğimiz sosyal medyada yankı odalarında hapsedilmiş bir şekilde böyle bir kapatılmış bir şekilde bekliyoruz. Ve buna bu arada şöyle çalışıyor sistem arkadaşlar. Niye böyleyiz? Çünkü şöyle bir şeye inanıyoruz. Ben normalim. Buna bu arada hipernormalleşme deniliyor. Bana benzeyen zaten herkes normaldir. Bize benzeyen hiç kimse normal değildir. Onların da Allah belalarını versin. Çok basit çalışıyor sistem. Dolayısıyla hipernormalleşme böyle çalışıyor ve algoritma ne yapıyor biliyor musunuz? Size benzeyen şeyleri size gösterip daha da hipernormal olmanızı sağlıyor ama size sizin hoşlanacağınız bir gerçek yaratıyor ve sizi gerçeklikten tamamıyla koparıyor. Şimdi size bir video göstereceğim arkadaşlar. Bu hipernormalleşme bir belgesel, 2,5 saat onu göstermeyeceğim. 1 dakikalık bir şey göstereceğim ama lütfen gidin belgeselin tümünü izleyin. Bir bakalım. This is the normal world. You go to work in a city. All around you are enormous new buildings. They look alike. But you will never be able to afford to live in them because they are not really homes. They are blocks of money bought by global investors whose money has nowhere else to go. Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 has been reversed by this Brexit happened. It showed that all the people who are supposed to tell you about the world, the journalists, the politicians, the think tank experts,
know nothing. It showed that they and you live in a dream world, detached from reality. You spend your days and nights on social media. The original vision was that it was going to open up a new paradise where information was shared freely. But now, the algorithms are so strong and know so much about you that they only give you what they know you like. You have become trapped in an echo chamber where all you see and hear is you. Arkadaşlar, 40 yıllık, 40 yaşındayım. Bu dünya serüvenimde, arkadaşlar, sıfır noktasına dönmüş gibi hissediyorum. Ben burada yaşıyordum. Benim için bu çok dejavu. Birisi neye inanmam gerektiğini, gerçekten ne olduğunu sorusunun cevabını bana verdi ve soruları sormadı dedi bundan 25-30 yıl önce. Bu birisi arkadaşlar şu anda algoritmalar şeklinde aynısını size yapıyor. Gerçeklerden sizi koparıyor. Üniversite şimdi sizin üzerinizden ispatlayayım mı? Sorsam, şimdi sormayacağım ama sorsam, gençliği bana anlatın diye sorsam, şu konferans, en azından üniversitelerde konuştuğumda, şu konferans salonunun şöyle bir şey söyleyeceğini tahmin ediyorum. Gençlik çok bağımsız. Y jenerasyonu, millennial'lar değil mi? Böyle özgür gençler, anneleri babaları gidin özgür olun dedi. İşte bunlar arkadaşlar bizim yankı odalarımız, bu biziz. Ben gerçek gençliği anlatayım mı size? TÜİK verisi, bu özgür dediğiniz gençlik 2017 yılındaki devlet verisine göre %60'ı görücü usulüyle evlendi. %14'ü kaçırıldım dedi arkadaşlar. Hangi özgürlük? Bu gençlik arkadaşlar Spotify'da en çok neyi dinliyor? Pop dinlemiyor. Arabesk rap dinliyor. Ben Fero'yu biliyor musunuz? Öğrenin. Yankı olanından çıkmanız lazım. Gazapizmi biliyorsunuz. Çukurdan dolayı diye tahmin ediyorum. Rain Man'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar en çok dinlenen adamlar, en çok dinlenen içerikler bunlar. Gençlerimizin en çok takıldığı ne? Yerler neresi arkadaşlar? Lokmacılar. Niye bu lokmacılar çıktı? Gençlerimizin en çok tükettiği ve seyretmek istediği içerik tost videoları. Anlamadık hala neden tost videosunu seyreder 7,5 milyon genç ama izliyorlar. Var bir fantazi orada. Tostçu Erol'u tanıyor musunuz? Hemen tanıyın. Yankı odalarından çıkmak zorundasınız. Siz azınlıksınız. Çok üzgünüm. Anlamak zorundasınız. Yankı odaları sizi size göstere göstere gençliğin bu olduğunu zannediyorsunuz. Gençler Y jenerasyonuymuş, millennial'lar bağımsız olmak istiyorlarmış, bilmem neymiş. Adam daha bağımsız bir şekilde evlenemiyor ya. Hangi bağımsızlık? Devam edelim. Artık arkadaşlar bu yankı odalarından çıkamazsanız gerçeği olduğu gibi değil, olduğunuz gibi öğreneceksiniz ve görmeye başlayacaksınız ve bu çok tehlikeli. Dünyadan kopacaksınız arkadaşlar. Gerçeği olduğunuz gibi algılayamazsınız. Olduğu gibi algılamak durumdasınız. Hatta Harari'yi okuduysanız gelecekte şeyden bahseder, gereksiz insanlar sınıfı gelecek der. Tek katılmadığım şey şu, katılıyorum bu arada gereksiz insanlar sınıfı tanımına, gelecek muhabbetine katılmıyorum. Çünkü şu anda arkadaşlar buradayız. Ben de gereksiz insanlar sınıfına aitim arkadaşlar. Niye? Çünkü biliyor musunuz? Benim iki tane kızım var. Benim Başak isminde güzel bir eşim var. Benim işim var, gücüm var, yarattığım içerik var ama sistem bunların hiçbirisi görmüyor. Ben sistem için tek bir şeyim arkadaşlar, bir veriyim. Ve o veri şu anlama geliyor. Ben tüketiciyim, tıklamak zorundayım, beğenmek zorundayım, beğenilmek zorundayım, bazen de kızabilirim. Bana verilen hak bu. Tanımım bu arkadaşlar. Ben akan değilim. Tüketiciyim. Data ve sistem sadece böyle geliyor beni. Ki bu az evvel anlattılar da Cambridge Analytica mevzusunda biliyorsanız. Tam da bunu, biz şunu konuşuyoruz bütün dünyada. Arkadaşlar bir algoritma şeyi mi seçti, cumhurbaşkanını mı seçti, başkanını mı seçti Amerika'nın? Evet bir algoritma Amerikalıları kızdırarak ve korkutarak Cambridge Analytica üzerinden arkadaşlar bir başkanı seçti. Temelde şöyle çalışıyor sistem, 64 beğeninizden sonrası kendi hakkınızda bilmediğinizi bildiğini iddia ediyor bu sistem. Denedim bu arada şeyi, algoritmayı. Benim için 25 yaşında kız çıktı arkadaşlar. Benimle ilgili ve hayatımda yaşadığım problemlerle ilgili gayet açıklayıcı bir şey oldu. Çünkü hayatım boyunca bazı soruları soruyordum. Niye ben böyle davranıyorum? Şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi şu anda yeni duvarlar yapılıyor arkadaşlar. Duvarlar yıkılmıyor. 70 tane duvar yapılıyor dünyada ama yine bir gün bu duvarlar yıkılacak. Ve o duvarlar yıkılıncaya kadar arkadaşlar siz ne yapmalısınız? Önce bu kendi yankılarınızda yaşamaktan artık bir çıkın arkadaşlar. Vazgeçin. Bildiklerinizdeki delilik eksikliği var mı sorusunu kendinize artık sormaya başlayın. Kaybettiğiniz cevapları sadece ışığın altında anahtarı arar gibi aramayın arkadaşlar. Hala bütün çözümler içinizdeki duygularda. Duygularınıza odaklanın, kendi duygularınızı dinleyin. Bir de Amerika'daki şeylerde yazar ya, objects in mirror are
closer than they appear, olduğundan, göründüğünden daha yakın der ya. Arkadaşlar hiçbir şey yakın değil. Her şey çok uzakta. O uzaklığı muhakkak yakalamaya çalışın. Anlamlar hakkında daha derin düşünmeye başlayın arkadaşlar. Sürekli lütfen yanıt aramayın. Soru sormak iyidir. Daha çok soru sormak daha iyidir. Elinizdeki verinin sadece yüzeysel düşünceyi mi temsil ettiğini lütfen sorgulamaya başlayın. Bilgi ihtiyacı metodolojilerinizi yapılandırın. Sadece tek yönlü bakarak bir şey anlayamazsınız. Benim zamanımda ekonomiden mezun olan ekonomist oluyordu arkadaşlar. Artık bu yok. Ekonomiden mezun olsanız da ekonomist olmayacaksınız. Daha interdisipliner olmak zorundasınız. Metaforlar, sosyal coğrafya, davranışsal ekonomi, dil bilim, sinir bilim, evrimsel psikoloji anlamak zorundasınız yankı odalarından çıkmak için. Zihninizi açan şeylerde ve ilgilendiren şeylerde daha cesur olmak zorundasınız. Sürü değil, birey olmak zorundasınız. Kendi düşünme algoritmalarınızı oluşturmazsanız, sistem onu sizin için arkadaşlar oluşturacak. Lütfen kendi düşünce algoritmalarınızı oluşturmaya başlayın. Çünkü bu yankı odaları, 30 yıllık tecrübemle söyleyeyim, çok sıkıcı arkadaşlar. Teşekkür ederim.